Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözü bitirdik en son, şimdi ne var hocam? Kulağın yapısı ve görevlerini öğrenmiş olacağız bu videomuzda. İşitme organımızın kulak olduğunu biliyoruz biz. Hı-hı. Ama kulak aynı zamanda bir denge organı da. Biz bunu yine orta beyni anlatırken konuşmuştuk. Kulak işitme ve dengede görev alacak. Dış, orta, iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşacak. Dış kulakta neler var, orta kulakta neler var, iç kulakta neler var, bizim bunları biliyor olmamız gerekecek. Dış kulak dediğimiz yerde kulak kepçemiz, kulak yolumuz ve kulak zarımız yer alacak. Orta kulak dediğimiz yerde çekiç, örs, üzengi dediğimiz vücudumuzun en küçük kemikleri yer alacak ve bununla birlikte östeki borusu dediğimiz orta kulak ile yutak arasında kanal görevi gören bir yapı orta kulağımızda yer alacak. İçeriye giriş yaptığımızda ise özellikle hem işitmenin hem de dengenin tamamen iç kulak tarafından denetlendiğini söyleyeceğiz. O zaman benim sesin algılanmasını sağlayan reseptörlerim iç kulakta. Dengeyi sağlayan yapılarım iç kulakta. Sinirlerim var burada, kanallarım var, salyangoz dediğim yapılarım var. Birazdan yine bahsedeceğiz. Dengede görev alan kesecik, tulumcuk, yarım daire kanalları. Yani o ismini az duyduğumuz veya ilk kez duyacağımız yapıların tamamı iç kulakta yerini almış olacak. O zaman şöyle kulağın yapısında dış kulak ile bir başlayalım. Hı hı. Görev görev ilerleyelim. Dış kulağımızda kulak kepçemiz var, kulak yolumuz var ve kulak zarımız var. Bunların her birinin tabii ki görevleri de var. Örneğin kulak kepçesine baktığımızda kıkırdak bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Ömür boyu büyümeye devam ettiğini biliyoruz. Ses dalgalarını toplama görevi üstlenecek ve aldığı bu ses dalgalarını kulak yoluna ve kulak zarına iletmiş olacak. Kulak yolumuz ne yapacak? Kulak yolumuzda özellikle yapışkan bir madde salgılanacak. Salgılanan bu yapışkan madde kulağın iç kısmına doğru ilerleyen havanın içindeki tozu, kiri, pası toparlayıp kulak kirinin oluşmasına yardımcı olacak. Bu sayede aslında bizim kulak zarımızın da bir nevi korunmasına, üzerinde kirin birikmesine engel olacak. Kulak zarımız ise dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran temel zar olacak. Peki kulak zarının üzerinde reseptör var mı? Hayır diyeceğim. Kulak zarı davul gibi değil mi? Aynen öyle. Ses ne yapıyor? Oraya çarpıyor, oradan içeri iletiyor. Titreşimi bir yerde aslında şiddetlendiriyor diyebiliriz. Bir insanın kulak zarı zarar gördüğünde işitmeyi tamamen sıfırlamaz. Ama tabii ki o ses dalgalarının frekansına etkili olduğundan dolayı kulak zarı önemli. Özellikle kulak temizliği esnasında bizim çokça dikkat etmemiz gerekiyor kulak zarımıza. Bir de ne zaman basınç veya işte o hapşurma durumunda kendini tutarsan kulak zarın patlar falan derler ya, önemli sağlığı. Orta kulağa bakalım şimdi. Orta kulağımızda da bizim baktığımızda kulak zarımız ile, yani dış kulağı birbirinden ayıran, dış kulakla orta kulağı birbirinden ayıran kulak zarıyla iç kulakta yer alan oval ve yuvarlak pencerenin arasında kalıyor. Tam da ortada kapalı bir alan burası. Burada çekiç, örs, üzengi kemiklerimiz ve östeki borumuz yer alacak. Çekiç örs üzengi kemikleri gelen ses dalgalarının titreşimini artıracak. Çekiç örse örs üzengiye böyle tak 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 arka arkaya vuracaklar. O sesin dalgalarının gelmesiyle birlikte kemiklerinin birbiri üzerinde vurma hareketi yine orta kulaktaki ses frekansını yükseltmiş olacak. O zaman ben orta kulağımla duyuyor muyum? Hayır. Sadece dalgalarla ilgileniyorum. Peki İç kulak ile dış kulak arasında bir yerdeyim ve gelen ses dalgalarının sürekli titreşiminin kuvvetlendirilmesini sağlıyorum. Bu o bölgede bir hava basıncına neden olur mu? Olabilir. Olur. İşte benim oradaki hava basıncını dengelemem lazım. Neyle dengeleyeceğim? Östeki borum ile dengeleyeceğim. Yani benim orta kulağımdaki hava basıncının duyma noktasında bana zarar vermemesi veya kalitesiz duymama sebep olmaması için östeki borumdan destek alacağım. Östeki borusu orta kulağım ile yutak arasında bir bağlantı yolu. Orada normalin üzerinde basınca sebep olan havanın yutağa aktarılmasını sağlayacak ve bu sayede orta kulaktaki basınç dengelenecek. Bu yüzden bazen yutkunurken kulağımız tıkanabiliyor ya da açılabiliyor ya da uçakta giderken hani sakız çiğnerseniz eğer derler ki kulağınız tıkanmaz. Aslında o hava yolunu açık tutmaya çalışmak. Aynen öyle.
ya da denizden aldığımızda değil mi? Yani daha derin hiç bir noktaya aldığımızda. Hiç o kadar derine dalmadım daha. Daha derine dalarsanız eğer yani şöyle, östeki borusuyla ilgili bana gelecek en popüler soru şudur aslında. Doğrudan duymayı sağlıyor mu? Hayır. Reseptör var mı? Hayır. Dengeyle alakalı bir görevi var mı? Hayır. Bunun tek bir görevi var. Basıncı dengelemek, hava basıncını dengelemek. Orta kulak bittiğinde oval pencere dediğimiz bir yapı karşımıza çıkacak. O da iç kulaktaki yuvarlak pencere ile birbiriyle temas halinde olacak. Yani iç kulağa geçiş yapıyoruz artık. İç kulak bizim için hem işitmenin hem de dengenin sağlandığı merkez. Yapısında kabaca, daha bir sürü yapı var da, dalız, salyangoz dediğimiz yapılar genellikle işitmeden sorumlu. Genellikle dediğim, hani bunun dışında da yapıların olması. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları ise bizim için dengeden sorumlu olan yapılar olacak. Bu neye benziyor Vural Hocam? Salyangoza. Tam da salyangoza benziyor değil mi? İşte salyangoz dediğimiz şey bu. İçi kanal. Boş bir kanal, bazı yerlerinde sıvı olacak ve biz bu kanalın içerisine ses dalgalarını göndereceğiz. O ses dalgaları bir dizi yoldan geçip korti dediğimiz asıl işitmeyi sağlayan organa kadar ilerleyecekler. Şu yapılar da bizim birazdan yine bahsedeceğimiz yarım daire kanallarımız ismini almış olacak. İç kulakta bazı yapıların içinin sıvı ile dolu olduğunu söyledim az önce. Bu içi sıvı ile dolu ifadesinin bir alt başlığı daha var aslında. Mesela bizim bazı yapılarımız endolenf dediğimiz bir sıvıyla, bazı yapılarımız da perilenf dediğimiz bir sıvıyla kaplı. Endolenf ile perilenf ile bunların ne olduğunu bilmek zorunda değiliz ama hangisinin içinde ne var onları birazdan konuşacağız. Oval pencerenin İç kulağa bakan kısmında bir boşluk var. Biz bu boşluğa dalız diyoruz. Ses dalgaları dalızdan geçerek salyangoza ulaşıyor ve bu sayede işitme eylemi gerçekleşiyor. Salyangoz dediğimiz yapının detayına baktığımızda, bir diğer ismi kohlea ama çok gelmez ifadelerde, birbirinden ince zarla ayrılan 3 tane kanal sisteminden oluşuyor. Helozon şeklinde kanal sistemi var burada. En üstte bulunan kanala biz vestibüler kanal diyoruz. Yani aslında ben daha böyle akılda kalıcı bir haliyle göstermek istersem, kıvrımlı çizmiyorum bilerek şekli böyle daha allak bullak etmemek için, şöyle gösterebilirim. Benim en üstümde vestibüler kanal dediğim bir kanalım bulunuyor. Ortada kohlear kanalım, en altta ise timpanik kanalım var. Yani şöyle, ben dış kulaktan ses dalgalarını orta kulağa gönderdim. Orta kulaktaki ses dalgaları oval pencereyi geçip az önceki bahsettiğimiz dalız boşluğundan nereye giriş yaptılar? Vestibüler kanala. Bu kanalların içinde de sıvılar var. Vestibüler kanal ve timpanik kanalın içerisindeki sıvının adı perilenf sıvısı. İkisinin sıvısı aynı. Bu içerideki kohlear kanalının içindeki sıvının adı ise endolenf sıvısı. Sadece isimlerini bilelim. Şimdi o zaman ses dalgası deyince hayal ettiğiniz şeyi bana şuraya küçücük çizer misiniz Vural Hocam? Ses dalgası ne hayal ediyorsunuz? Harikasınız. Peki suya taş atsaydınız oluşan yapı aynı nasıldır? Şey böyle mi, biraz daha böyle oval mi çizersiniz? Şöyle yuvarlak olurdu o zaman. Yani aslında şurada bir hava dalgası söz konusu. Hava dalgası kulağa giriş yaptıktan sonra özellikle salyangozun bu kanalları içerisinde gezinirken vestibüler kanalın içerisindeki perilenf sıvısı titreşmeye başlıyor. O perilenf sıvısı içerisindeki titreşim ilerleye ilerleye timpaniğin içini, o da kohlear kanalının içindeki sıvıyı titreştiriyor. Peki ne olacak bu sıvı titreş nereye kadar? Şu kohlearın bittiği yerde birazdan bahsedeceğimiz özel bir organımız var. Ve biz bu organa ne diyeceğiz? Korti organı diyeceğiz. Korti organında duymayı sağlayan reseptörler var. Ve bu korti organının alt kısmında şöyle küçük küçük silli yapılar var. İşte bu silli yapı sıvının içine değiyor. Şimdi sen alttan suyu titreştirdikçe o sillerin bulunduğu bölgelerde impulslar meydana geliyor. Oluşan o impulslar zaten sana neyi duyduğunu söylemek için beyne taşınıyor. Yani siz beni şu an duyup onaylarken aslında beni duymanız, düşünün, suyun içinden aldığınız bir mesaj bu. Ve o mesaj gidip anlam kazanıyor. Siz ona karşı bir tepki oluşturmuş oluyorsunuz. Duymayı anlatırken yine konuşuruz burayı ama kanalların sıralamasını bilmem gerekiyor. İçlerindeki sıvıyı da bilmem gerekiyor. Evet, bu kanallardan dedik. Vestibüler kanal oval pencere ile, timpanik kanal ise yuvarlak pencere ile bağlı. Yani iki ucu da aslında kapalı yapılar bunlar.
Kohler kanalının içerisinde ses titreşimlerine duyarlı hücrelerden oluşan özel bir organımız var. Bu organımızın adı Corti organı. Bu Corti organında bulunan hücrelerin dışa bakan yüzeylerinde tüycükler, yani az önce ne olarak söyledik? Silli yapı olarak söyledik. Tüylü reseptörlerin uçları Corti organının üzerinde bulunan çatı zar dediğimiz bir yere tutunmuş vaziyette bulunacak ve sıvıyla temas esnasında impuls meydana getirmiş olacak. Şimdi şöyle bir genel yapılara baktığımızda bu bizim salyangozumuz. Salyangozumuzun içerisinde üçlü kanalcıkların olduğunu söyledik. Bu üçlü kanalcıkların bitim noktasında Corti organımız var. Burada oluşan impuls duyma sinirleriyle nereye gidecek yine? Beyin kabuğuna da diyebilir, uç beyine de diyebilir. Aynı şey kortekse gidecek ve değerlendirilecek. Daha böyle uç kısımlarına baktığımda salyangozun yuvarlak pencerem burada bulunuyor. İçeride kanalcık sistemi olduğunu rahatlıkla görebiliyorum zaten. Burası birazcık daha böyle iç kulağa bakan yönü ve o pencere orta kulak ile iç kulağın birleştiği bölgede yer alıyor. Şuradan bir kesit aldığımızda, yani kanalcık sisteminden bir kesit aldığımızda içi sıvı dolu yapıları görmüş oluyoruz. Daha özel olan şu Corti'nin bulunduğu yere baktığımızda ise bakın hocam Corti'nin içeri doğru uzanan silleri var. Ve sil tektoral zar dediğimiz yapıyla temas halinde. Yani sıvı aslında birbirini titreştirip şu içerideki sıvı titreştiğinde o zarda bir hareketlenme söz konusu oluyor. Zardaki hareketlenme direkt sili aslında harekete geçirerek bir impuls meydana getirmiş oluyor. Evet, işitme ile ilgili sorularımıza bakalım. Demiş ki işitme ile ilgili yukarıda belirtilen olaylardan hangileri iç kulakta gerçekleşir? Yani dış, orta, iç kulakta neler var bunu bilmem lazım aslında. Mesela çekiç, örs, üzengi dedi. Cümlenin devamını okumama gerek var mı? Orta kulak. Orta kulak, o zaman bu iç kulak değil. Ses dalgalarının sıvı dalga hareketi şeklinde vestibüler kanaldan. Kanalı kullandı, bir de artık sıvı var olayın içerisinde. Neredeyim? İç kulak. Kulak zarından titreşim oluşması. Dış kulak. Corti organı dedi. Neredeyim yine? Kulak. İç kulak. O zaman 1 ve 4'ü. 2 ve 4. 2 ve 4'ü aldım. Yukarıda belirtilen ifadelerden hangileri östeki borusunun görevlerindendir diyor. Orta kulağı yutağa bağlar. Orta kulak boşluğunda basınç ile dış basıncı dengeler. Mercimek kemiklerinin yani çekiç örs üzengi kemiklerinin titreşimini sağlar diyor. Yok. Yok. Onların titreşimini kim sağlıyor? Gelen ses dalgaları sağlıyor. Dalızda sıvı dalga hareketinin diyor. Dalız nerede? Ta içeride. Benim östeki buram. Evet, o zaman 1 ve 2. Salyangozun yapısı üst üste ve içi sıvı dolu 3 kanaldan oluşur diyor. Ses dalgaları salyangoza ulaştıktan sonra hangi kanaldan sırasıyla geçer demiş Vural hocam. Neyle başladım? Vestibüler. Kohler kanalı. Hadi ya, VTK diye kodlamıştım. VKT'yi hatırladım bir yandan. Evet, güzel hemen kodlamışsınız. VTK. O zaman 1, 3 nerede? 1, 3, 2. 2. Dedik ve burada tamamladık. Olsun, kendine %66 başarı. Evet. İdare eder şu anda. Şıklardan gitseydim falan. Evet, öyle bir şey. 1, 2, 3 var mıydı ama? Var. Yok, kesin yamuğu vurdum. Sevgili arkadaşlar, videolarımız devam edecek. Bir yere kaybolmayın. Görüşmek üzere.